Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Evet size yine bugün çok tatlı, şeker mi şeker, çok beğeneceğiniz bir oyama modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. İplerim gördüğünüz gibi altın başak yeşil 383 numara leylak kar beyazı ve arkadaşlar bu şekilde pembemde altın başak bu üç renkten oluşan renklerle sizlerle oya başlayacağız Evet oyalımızın yapımına geçelim arkadaşlar oyamızın yapılışı bu oyamızın modeli bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş ve çok tatlı bir model Umarım hepinizin de çok beğeneceği bir model. Gördüğünüz gibi şeker bir şeker bir pembe ile kenarında yapraklarıyla. Evet arkadaşlar modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde iki zincir çekerek bu şekilde ipimizi tığımıza tutturmuş olacağız. Bir defa tığın başını dolayıp orada direkt tığ battıya batabilirsiniz. Şimdi biz ara olduğu için bir tane atlıyoruz. Tığ battığımızın içine bir, iki, iki şeklinde böyle küçük bir trabzan yaparak başlıyoruz. Dört tane zincir çekiyorum. Dört zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Ve yuvaya girdim. Bir, iki, iki. İki tane trabzan yaptım. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum yuvaya girdim. 1, 2, 2. Üçüncü trabzanım. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Buraya dört tane trabzanımız olacak. Evet. Trabzanımız işi tamam. Bir zincir çekiyoruz. Bir defa tığımızın başını dolayıp bir tane tığ battığımızı atlıyoruz. Yanındaki tığ battığımıza bu şekilde bir, iki, iki. 3 seferde çektiğimiz bir trabzan yapıyoruz. Tekrar buraya 4 zincir 4 zincirimi çektim arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doluyorum. Trabzanımın arasına girip 1 2 2 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3. trabzanım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 4 tane buraya trabzanım hazır. Aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde tam 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane yapıyoruz bu trabzandan bu sonuncu 10. trabzanımız bu şekilde trabzanımızı yapıp 4 zincirimizi çekiyoruz ve trabzanımın arasına girdim 1 2 2 bir defa doladım tığımın başını 1 2 2 3 bir defa doluyorum yuvaya girip 1 2 2 4 bu şekilde arkadaşlar 10 tane yaptık aramızı verdik bir defa dolu, bir zincir çektim bir defa yine aynı şekilde tığımın başını dolayıp tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine girdim. 1, 2, 2 arkadaşlar. Şimdi şu yuvamızı yapacağız. 8 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimi döndüm. Buraya kapattım bu şekilde arkadaşlar. Yuva yaptım. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çekip bu sefer düz yüzüne döndüm. Şimdi yemenimizin düz tarafındayız arkadaşlar. 1, 2, 3. Tığımın başını 3 tane doladım arkadaşlar. Ve yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım buraya. Trabzanımın üzerine 5 tane zincirimi çektim kapattım trabzanımın arasına bu şekilde yapraklarım için tomurcuk yaptım geriye kalan kısmı 7 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7. sık iğnemi bu şekilde yapıp 8. de arkadaşlar yuvaya yaptım bu şekilde kapattım. Evet uzunca bir dal yaptık arkadaşlar. Yine 7 zincir çekip trabzan yapalım. Tığımızın başını 3 defa doladık. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2, 2 olarak aldım bir trabzan yaptım. 5 zincir kapattım buraya bu şekilde. Yine buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yapıp yuva da bu şekilde kapattım. Evet, ikinciyi de hazır arkadaşlar. Yine 7 zincir 7 zincirimi çektim. 1, 2, 3 zincir. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekip buraya yine tomurcuk olarak 5 zincirimizi kapattık. 7 tane sık iğne yapıyorum. Yapmış olduğum bu trabzanımın içine. 1, 2 3 3 4 5 6 ve 7 7 tane buraya arkadaşlar yaptım sık iğnemi sonuncuyu 8. de bu şekilde yuvada kapattım bir tane trabzanımıza kapatalım trabzanımızın seviyesine indik bir zincir çektim Yine bir defa doluyorum. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battıya bir iki iki şeklinde bir trabzan yaptım buraya. Bir iki üç dört zincir. Dört zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir iki iki. Dört tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battığıma 1 2 2 olarak bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. 1 2 2. 1 2 2 Yine aynı şekilde buraya 4 tane arkadaşlar trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya 1, 2, 2. Bu şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine 4 tane trabzan olacak. Zincirimle beraber 2 trabzanım. 3 ve 4. Bu şekilde arkadaşlar tam 10 tane bu şekilde ara suyu yapıp ve 10. da bu şekilde bu yaprakları yapacağız arkadaşlar. Yani yapraklarımızı dallarını yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bitirelim. Yine bir zincir çekip trabzan yaparak 1 2 3 seferde alıp bir zincirde çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi yeşil kısmının yapımına. Gördüğünüz gibi iki trabzan arasına sık iğne ile bu şekilde ilk başlarken de kapatıyoruz. Bu şekilde şimdi sık iğnemizle buraya kapattık. Yeşil ipimizi tutturduk. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Bu iki trabzan arasına 6 zincirimi kapattım. Bu altı zincir arkadaşlar elinin sıklığı ve gevşekliğine göre ipin kalınlığı inceliğine göre değişir. Ben de altı olur sizde yedi olur. Bu değişebilir. Trabzan elinizin sıklığına, trabzanın genişliğine göre değişebilir. Şimdi tekrar altı tane zincir çekiyorum. Ve iki trabzanımın arasına bu şekilde kapattım zincirimi. Bu kenar kontürü arkadaşlar. Şimdi bakın dibine gelmeyi iki tane bıraktım. Bu da şu dalınızın büyüklüğüne göre değişir. Bakın arkadaşlar dalımın ucu iki tanesini aldığı için ben iki tane önceden. Sizin dalınız küçük olur. Bir tane önceden de alabilirsiniz. Bu şekilde bir zincir çektim. Ve küçük bir örümcek. Şöyle minnak denilecek küçüklükte bir örümcek yapıyorum. Ve bunu dalımın ucuna sabitliyorum. Bu şekilde. Bir, iki zincir bir defa doluyorum 2 2 aldım iki tane trabzanım var ve buraya yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar 1 2 2 3 trabzan iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım dördüncü trabzanım iki defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 ve bu da 5 trabzan 4 zincir çekip buraya tomurcuk olarak kapattık. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve bu da 5. 6. yuvada arkadaşlar, beyaz yuvada. Bu şekilde buraya kapattım. Yaprağım hazır arkadaşlar. Yaprağımın yapımı bu şekilde. Şimdi buraya bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde örümceğimi yapıp buradaki tomurcuğumun içine kapattım. 6 tane zincir yapıyorum çiçeğim için yuva. 6 zincirimi aynı bu tomurcuğun içinde kapattım bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Aynı boyutta. Ve buradaki Bakın arkadaşlar şu şekilde Tam ortasından girmeye çalıştım. Buraya Tomurcuğuma sık iğne ile kapattım. İki zincir çekiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki yaprağı buradaki dalıma yapacağım. Aynı yaprağımı buradaki dalıma Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım bir defa doladım 1 2 2 3 tane trabzanım oldu 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım 4 2 defa doladım bu şekilde son kez 5. trabzan olarak 1 2 2 2 yaprağımızı bitirdik şimdi 4 zincirle bu şekilde tomurcuk yaptım son trabzanıma 5 tane de arkadaşlar sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5. sık iğne 6. yı da bu şekilde yuvada yapıyorum kapattım evet arkadaşlar ikinci yaprağımız da hazır buraya yine bir örümcek yapıp bu şekilde arkadaşlar şu boyutta aynı boyutta olsun Yine bir iki tane atlayıp Böyle iki trabzan arasına yaptığımız bu örümceğimizi kapatıyoruz Bu şekilde Örümceğimi buraya kapattım arkadaşlar Bir zincir pardon 6 zincir 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim Buradaki yuvamın içine kapattım bu şekilde bir zincirimi çektim buraya ipimi kopardım evet bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar yapraklarım ve dallarım hazır şimdi buradaki çiçeğimizin yapımına geldi sırası sıralı bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç ip koparmadan bu şekilde ilk önce beyazlarını sonra da yeşil kısmını yapıp Bunlar da çiçeklerde arkadaşlar en son olacak işimiz. Çiçeğimize geçelim. Evet şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde iki zincir çekerek pembe ipimi tığıma tutturdum. İki defa da tığımın başını doladım. Bu şekilde yuvamı aldım. İşte modelimi aldım. Bu yapmış olduğum yuvanın içine 1 2 2 2 olarak kapattım. Buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Trabzanımın tepesine 5 zincir ve buraya bağlıyorum kirpik olarak. Şuradan tutabilirsiniz. İpten zincir çektiğim ipten. Araya bir zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar ikinci trabzanımı yapmış oldum. Şunu koparalım. Bu trabzanımıza da 5 zincir çekerek kirpik yapıyorum ve kapattım buraya. Araya bir zincir iki defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak 3. trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya kirpik olarak. Bir zincir çektim. 2 defa doladım. 1 2 2 2 5 zincir kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar 5. trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım trabzanıma. Tomurcuk oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde aldım. 6. tomurcuğumu Yaptım, kapattım buraya. Bir zincir çektim, iki defa doladım. Bu şekilde yeşil yuvanın içine bir, iki, iki, iki olarak aldım. Yedinci kapattım buraya trabzanıma Bir zincir çektim, iki defa doladım. Yeşil yuvaya girdim bir, iki, iki, iki. 3, 6, 7, 8. 5 zincirimi kapattım buraya arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Yine 2 tane doladım tığımın başını. 1, 2, 2, 2 olarak trabzan yaptım. 5 zincir trabzana kapat. 1 zincir 2 defa dola. Aynı işlem olduğu için arkadaşlar şöyle biraz 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Tomurcuk olarak trabzanımın tepesine bir zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Kalıp gibi. Ara suyu da bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani 10 tane ara suyu iyi bence arkadaşlar daha fazla açılmasın daha fazla açık olanlar çok hoş durmuyor bu şekilde yeşil kısmında 6 tane var sayalım 1 2 3 4 5 6 2 de aralara 8 2 de burada 10 arada tam 10 tane arkadaşlar bu dörtlü trabzanlardan bırakıp üzerini yeşil zincirlerle kontürünü geçelim arası sade ve hoş duruyor bence arkadaşlar çok da uyumlu yaprağıyla beraber çok hoş çok güzel bir modelimiz oldu gördüğünüz gibi çıtı pıtı böyle şeker gibi yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın